Obezite tedavisinde cerrahi yönteme başvuranlar. Aman dikkat. Tüp mide ameliyatından sonra pankreas kanseri riski artıyor. Böyle bir iddia var. Bu iddiayı dile getiren de Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Özkan. Nedenini ise gelin haberimizden izleyelim. Geçen başbakanımızla da konuştum. Recep Bey'le de konuştuk. Kanserle ilgili ilaçlarda bir sıkıntı vardı. Yani bedelini kanserli hastanın ödemesi gibi dedik ki bunu da devlet halledecek. İnşallah. Bariyatrik cerrahinin uzun dönem komplikasyonlarından bir tanesi pankreas kanseri oluşturabilmesi. Bu yapılan meta analizlerde pankreas kanserini 4 kat artırdığı tespit edilmiş durumda. Tüp mide ameliyatları pankreasın çalışma sistemini derinden etkiliyor ve uzun vadede pankreas kanseri riskini 4 kat artırıyor. Araştırmanın adresi pankreas kanseri türünün en çok görüldüğü ülkeler Çin ve Japonya. Mide küçültme ameliyatları son yıllarda çok yaygın. En çok uygulananı ise tüp mide ameliyatı. Yüksek diyabet, kolesterol ve hatta hipertansiyona karşı iyi geliyor. Aşırı şişmanlarda kar zarar tablosunda faydaları önde. Ancak son araştırmalar mide küçültme ameliyatlarının pankreas kanserini artırdığını iddia ediyor. Tüp mide ameliyatlarında yine hastalarda kanser riski artmaktadır. Bu bazı serilerde 2.9 kata kadar varmaktadır. Pankreas kanseri riskinin artmasının nedeni cerrahi müdahale sonrası mide hormonları ve enzimlerinin azalması. Tüp mide ameliyatlarında vitamin B12 eksikliği gözükür kişilerde ki vitamin B12 eksikliğinde kişide nörolojik bozukluklar, yürüme bozuklukları, kas atrofileri, muhakeme yapmada güçlükler ve depresyon gibi sonuçlara yol açmaktadır. Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Hasan Özkan, cerrahi işlemler yerine toplumu doğru ve sağlıklı beslenme tarzına yönlendirmek doğru diyor.